Kartalların özgürlüğün sembolü olduğunu biliyor muydunuz? Yani bunun sebebi uçabilecekleri yerlerin ve hatta avlayabilecekleri hayvanların bir sınırı olmayışı. İnanması güç ancak kartalların kendilerinin iki kat büyüklükteki hayvanlara saldırdığı oluyor. Buna bir de ciddi hasarlara neden olabilen bir gaga ve insanınkinden 10 kat daha güçlü bir tutuşa sahip olan keskin pençeleri de ekleyecek olursak, kartalların aşağı yukarı her hayvanı alt etme kapasitesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Bugünkü videomuzda sizler için kartalların gözünü kararttığı anları derledik. İşte karşınızda kameralara yakalanan en inanılmaz kartal saldırıları. Haydi başlayalım. Düğmeli domuz. Düğmeli domuzlar oldukça ünlü yaban domuzlarıdır ve öyle olsalar bile her avcı türüne karşı bağışıklık göstermiyorlar. Kartallar da bu avcılardan bir tanesi. Bu düğmeli domuz ailesi yemek yiyordu ki aniden bir kartal onlara saldırmak üzere dalışa geçti. Düğmeli domuzlar en ufak bir sıkıntıyla karşılaşsalar dahi karşılık vermekten ziyade kaçmayı tercih ederler. Ancak tabii ayaklarıyla güvenli bir yere geçiş yapamıyorlarsa, oldukları yeri güvenli hale getirmek için uzun leşlerini kullanacaklardır. Ama bizimkiler birinci seçeneği tercih etti ve kaçmaya başladı. Nasıl koştuklarına bir baksanıza. Maalesef ki domuz kartaldan daha hızlı değildi. Kartal bir ayağıyla yavru domuzu tutuyor, diğer ayağıyla ise yoluna devam ediyordu. Bu olaya şahit olanlar bir duygu seli yaşamış olmalı. Heyecan desen var, korku desen var, endişe desen gırla. Biz yaşadık. Kurt. Yalnız gezmemek konusunda acı bir ders alan diğer hayvansa ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu kurt. Kurtlar sürüler halinde gezmeleriyle bilinirler ve güçlerini beraber oluşlarından alırlar. Bu kurdun niye tek başına olduğunu anlayamadık. Yalnız kurt karda yürüyordu ki değişik bir şey fark etti. Meraktan dönüp bir baktı ve kartalın kendisine doğru geldiğini fark etti. Anında depara kalktı ancak kartal bunu yapacağını hesaba katmıştı. Kurdun hızına ulaştı ve ona saldırdı. Kurdun keskin dişleri ve hırlaması kartalı korkutup kaçırmaya yetmemişti. Kartal kurdu hemen alaşağı etti ve çok geçmeden ona diğer bir kartal daha katıldı. Ya ona destek vermek istiyordu ya da pastadan bir dilim de kendi gözüne kestirmişti. Tilki. Bir hayvanın yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesi de yalnız başına gezmektir demiştik. Bu tüylü tilki bunu zor yoldan öğrenmek üzere. Tilki belli ki kendi işine bakıyordu. Bela arıyor gibi bir hali yoktu. Ancak kolay hedef konumundaydı ve kartal bu hedefi gözüne kestirmişti. Zaman kaybedecek hali yoktu. Yalnız tilki av olmak üzere olduğunu fark etti. Yürümeyi bırakıp koşmaya başlamaktan başka çaresi kalmamıştı. Tilki tam da hızlanmaya başladığı zaman kartal ona önden saldırdı ve onu adeta yere çevirdi. Tilki kartalı ısırmaya çalıştı ancak bu çabası boşa gitti. Çünkü kartal çoktan işe koyulmuştu. Köpek balığı. Bu görüntülerde büyük bir kel kartalın sığ sularda kıyıya vuran bir köpek balığına yaklaştığı görülüyor. Kartal köpek balığının orada öylece yatıyor olduğuna inanamıyor gibi. Bu gibi bir noktada yapılacak doğru şey köpek balığını suyun derin kısmına çekmek olacaktır. Bizim kartal köpek balığının hala yaşayıp yaşamadığını kontrol ederek iyi bir başlangıç yapmıştı. Aradan bir dakika geçti ve partiye diğer bir kel kartal katıldı. Bu iki kartal birbirlerine çok benziyor ve pozisyon değiştirmiş olabilirler. Ancak köpek balığını yemeye başlayanın ikinci kartal olduğunu düşünüyoruz. Bize soracak olursanız yemeği hak eden ilk gelendir. Siz ne diyorsunuz? Maymun. Bu harpya kartalı aç karnını doyurmak üzere. Kafasını bu beklentiyle nasıl hareket ettirdiğine de bir bakın. Buradaki hedef kartalın yakınlarını yemek yiyen maymunlar. Kartal neredeyse anında uçmaya başlıyor ve doğrudan hedefine yöneliyor. Bizim maymunların hiçbir şeyden haberi yoktu ancak kartalın kendilerine doğru geldiğini fark ettikleri anda ağaçtan ağaca atlamaya başladılar. Kartal gözleriyle aynı anda iki avının takibini yapabildiğinden dolayı bu onun için o kadar da problem teşkil etmiyor. Peki ama şanssız maymun kim olacak? Bir an için kartalın maymunu kıl payı kaçırdığını düşünmüş olabilirsiniz ancak kaçırmadı. Kartal maymunu kavradı ve bir ağaç dalına vurdu. Bu kartalın karnı muhtemelen çok açtı. Maymuna çökmekte hiç zaman kaybetmedi. Karaca. Çoğu etçil hayvan karaca etine bayılıyor gibi duruyor. Yırtıcıların karacalara dair karşı koyamadığı bir şey var. Bu kartal bir kayanın üstünde rahat bir şekilde dinleniyordu. Belki de o esnada hangi karacayı yesem diye düşünüyordu.
Taktiğini kurgulaması sadece birkaç dakika sürdü ve sonrasında karaca sürüsünün içine daldı. Karacaların boyutu onu hiç mi hiç korkutmuyordu. Ancak karaca sürüsü kendilerine doğru büyük bir tehlikenin geldiğinin farkındaydı ve anında koşmaya başladılar. Kartalın en yavaş karacayı seçeceğini düşünüyor olabilirsiniz ancak hayır. Yavaş koşan karacayı geçti ve sondan ikinci üzerine indi ve hayvanı arka bacaklarından tuttu. Karaca kendisini kartalın güçlü pençelerinden kurtarmak için birkaç deneme yapmıştı ancak bunların hiçbiri başarılı olamamıştı. Ayı. Evet, doğru duydunuz. Bir ayı. Bu mevzuda bir boz ayıyı ele alacağız. Bu kartal kalkıp da bu denli devasa bir yaratığa saldırmak için oldukça cesur olmalı. Ama bir saniye. Karşısındaki hayvanın ne denli büyük oluşu kartalların umurunda bile değil ki. Ancak yine de bu kartalın kendi işine bakan bu boz ayıya niçin saldırmaya karar verdiğini anlamakta zorlanıyoruz. Ayı belli ki şaşırmıştı. Ortada hiçbir şey yokken kafasına tokat yiyor sonuçta. Az önce olan bitene dair hiçbir fikri yok. Kartal, alaşağı etmesi neredeyse imkansız olan bir hedef seçtiğini çabucak fark ediyor. İkinci bir saldırı için geri döndüğünü sanmıyoruz. Timsah. Doğanın zalim tarafını görmeye hazır olun. Bu anne timsah, yumurtalarını sıcak ve güvenli tutmak için üzerlerini yatmıştı. Kartal ise oldukça rahat görünüyor. Kafasında belirli planlar yaptığı hiç belli değil. Aradan birkaç ay geçiyor ve minik timsahlar yumurtalardan çıkıyor. Hatta anne timsah, yavrularının hayatta kalma ihtimalini artırmak adına onlara suya kadar eşlik ediyor. Ancak doğal drone, yani kartal, tetikte. Timsahlar ani saldırıların kralı konumunda ancak bu kartal, timsahlara epey zorlu anlar yaşatacak gibi. Kartal, sadece birkaç dakikadır dünyada olan timsahlardan birini daha suya gidemeden kapıyor ve kaçmaya başlıyor. Timsah kaçarken anne timsah yavrusunu acımasız kartalın elinden kurtarma girişiminde bulunuyor ancak başarısız oluyor. Aslan. Aslan ormanın kralıdır ancak ünvan münvan kartalın umrunda değil tabi. Ne de olsa o göklerin kralı. Mesele saldırıya geçmeye geldiğinde bir kartal asla vakit kaybetmez. Ancak bu kartal gösterdiği sabırla artı puan alıyor. Bir ağaç dalı üzerinde bir grup dişi aslanı ve yanlarındaki yavruları gözlemliyor. Belli ki aradan bir yavru kapıp kaçmayı planlıyor. O esnada yağmur başlıyor ve duruyor. Bizim kartal hala orada. Sessiz sedasız gözlem yapıyor. Aslan yavrularının bir tarafa, anne aslanların diğer bir tarafa geçtiği anda yavrulara saldırma vaktinin geldiğini anlıyor. Ancak yerden. Kartallar yakala ve kaş temelinde avlandığı için bu gibi bir tercih oldukça farklı. Bu kartal ufak ufak yavrulara yaklaşmaya çalışıyor ancak yavrular en sonunda durumu fark ediyor. Kartal yavrulara biraz daha yaklaşınca yavrular en iyi yaptıkları şeyi yapıyor. Oyuncu ve meraklı davranıyorlar. Kartalın oraya oyun oynamak için geldiğini sanıyorlardı. Ancak kartal oyunlarına katılmayınca yavrular da farklı bir şeyle karşı karşıya olduklarını fark ettiler ve kartala saldırdılar. Bir noktada anne aslanın da devreye girmesiyle olay yavruların lehine sonuçlandı. Dağ keçisi. Dağ keçileri de tıpkı kartallar gibi yüksekten korkmazlar. Hatta bu özellikleri onları yırtıcılardan uzakta tutan en önemli şeylerden bir tanesi. Belki diğer avcılardan uzakta olabilirler ancak kartallardan o kadar da uzakta değiller. Bu da dağ keçileri için pek de iyi bir durum değil elbet. Bu dağ keçileri de bunun gayet farkında gibi. Kartal havalandığı anda durumu idrak eden keçiler kendilerini kurtarmak için kayalıklara doğru koşuyor. Diğerleri kadar zeki olmayan bir dağ keçisi hala orada duruyordu ve kaçma girişimine biraz geç başlamıştı. Bunun bedelini ödemek üzereydi. Kartal bu keçiyi boynuzlarından tuttu ve kayalıklar boyunca sürükledi. Kartallar genellikle pençelerinde birkaç kilogram civarı yükle uçabilir ancak bu olayda bahsi geçen kartal bundan çok çok daha fazlasını taşıyacak kadar güçlüydü. Daha da ilginç olanıysa bunu ne kadar rahat bir şekilde yaptıydı. Pençeleri arasında bir dağ keçisi varken kısa bir süre uçtu ve sonrasında keçiyi yerden birkaç metre yüksekten yere bıraktı. Birkaç metre dediğimiz en az 10 metre vardı ve bu bir keçinin düşmesi için biraz uzun bir mesafeydi. Yerçekimi devreye girdi ve kartalın karnı doydu. Eğer bunun şaşırtıcı olduğunu düşünüyorsanız son maddemizi görene kadar bekleyin. Az sonra geçiyoruz. Şu fotoğrafa da bir bakın. Sizce bir kartal bir leopara saldırmaya cesaret edebilir mi? Bu fotoğrafı biraz araştırdık ve sahiden de bir leopara saldırmaya cesaret eden bir kartal olduğunu gördük. Hadi son maddemize geçelim.
bir kartalın radarına takıldığınızda leopar da olsanız güvenli olmuyorsunuz. Ancak leoparlar, özellikle de mevzu bahis yavrularıysa, en az kartal kadar acımasız olabiliyorlar. Hiçbir anne çocuklarının korkulu rüyasına merhamet etmeyecektir. Bu leopar da onu yapmak üzere. Yiyecek aramak için yavruları kendi başlarına bırakmıştı ve kartal, anne leopar daha gözden kaybolmadan yavrulara saldırmaya karar vermişti. Kartalın şansına bu anne leoparın gözü oldukça keskindi. Annelik içgüdüleri devreye girdi ve göz açıp kapayıncaya kadar bir ağaçtan diğerine zıplayarak kartalın üstüne çöktü. İşin leoparlar için iyi tarafıysa, tatlı leopar yavruların yiyecek için daha fazla beklemeyecek olduğuydu.